Mesela şu anda son böyle 20-30 yılı değerlendirdiğimizde üzülerek bir hakikati tespit etmemiz gerekiyor. Ne yazık ki aileler çocuklarını birbirlerine rakip olsun diye yetiştiriyorlar. Bu rekabet çocukların birbirleriyle yarışması değil. Mesela ben erkek çocuk sahibiysem şimdiden çocuklarıma diyorum ki bak diyorum sakın yarın evlendiğin zaman kadının emrine girme. Sakın kadının emrine girip de işte bizi unutma cümlelerin içerisinde güya latife yaparken şaka yaparken bile çocuğun zihin dünyasına hazır ol. Evlendiğin zaman savaş başlayacak ya şimdiden hazır ol sinyalleri gönderiyorum farkında olmadan. Aynı şeyi kız anne ve babaları da yapıyor. Ben ezildim sen ezilme. Ben kaynana derdi çektim sen de dert çekme. Sakın kendini ezdirme. Kendini iyice koru. Bak ilk günde nasıl başlarsa öyle gider. Sakın öyle her şeye eyvallah deme. Sen böyle bir şekilde kendini kabullendirebilirsen onlar da seni o şekilde kabullendirecekler. Böyle bir dolduruşla evlilik başlıyor. Eğer biz bu dolduruşla değil de rolleri haklı olduğu şekliyle anlasak ve evliliğin ibadet olduğu meselesine biz inansak, çocuklarımızı da inandırsak, inanın ki bazı meseleler çok farklı gidecek. Şimdi ön yargı dediğiniz şey öyle. Gelirken ben size deseydim ki bakın falanca yerde bir şey var, oradan geçerken dikkatli olun, şöyle davranın, böyle davranın. Sizin zihin dünyanıza bir ön yargı bıraksaydım, oradan geçtiğiniz anda sizde bir farklı ruh hali oluşacaktı. Aynı şey evlilik meselesinde de öyle. Çocuklara rakip meselesini ortaya koyduğumuzda onun önünü artık alamıyoruz ve onun için mutsuz yuvalar çoğalıyor. Onun için boşanmalar oluşuyor. Onun için birbirlerini bir ömür yiyen insanlar aramızda artıyor. Bu çocukluktan beri başlayan yetişme tarzıyla alakalı bir şey. İkinci mesele de şu, ne yazık ki bu hepimizin bir imtihanı. Çocuklarımız doyumsuz bir halde yetişiyorlar. O doyumsuzluk bir şeylerden istenilen oranda lezzet almalarına engel oluyor. Biraz önce masada arkadaşlarla konuştuk. 80'li 90'lı yıllardaki imkansızlıklar, bir de şu günkü elde ettiğimiz imkanlar. Ve şu anda çocuklarımızı hiçbir şeyle tatmin edemiyoruz. Arabanın anahtarını çocuğun avuçlarına bırakıyorsun. 1-2 dakika, 1-2 saat. Ne versen, ne söylesen gelişen şartlar, bu sadece bize ait bir şey değil. Ama burada bizim özellikle nimet meselesini ve nimete karşı şükür meselesini çok sık kendi dünyamızda da çocuklarımızın dünyasında da oluşturma adına bir sorumluluğumuz var. Ancak bu doyumsuzluktan böyle bir şeyle kurtulabiliriz.